Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün Perşembe, oyuncu paketleri geldi ve etkinlikler de geldi arkadaşlar. Fakat biraz daha fazla hediyemiz var. 2 tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. Öncelikle etkinlikleri ve hediyeleri göstereyim. Şampiyonlar Ligi paketinden, Player of the Week'inden ve lig maçlarından gelen oyunculardan oluşan Player of the Week'ten top açma haklarımız var. Hemen etkinliklere girdiğimizde ben Japon VPN ile bağlandım arkadaşlar. Biraz kasma olabilir. Çünkü ben şu an bu videoyu çektiğim an itibariyle oyun Japonya'da açıldı. Ama biz videoyu yayınladığımızda tüm dünyada açılmış olacaktır. Bugün biraz fazla etkinlik geldi. Sürpriz etkinliğimiz Meksika ile alakalı. Bu etkinlikten Şampiyonlar Ligi Player of the Week'inden top açma hakkı elde edebiliyoruz. Hemen şöyle etkinliğe girelim arkadaşlar. Tabi bu etkinliği tamamlayabilmek için elimizde ne kadar fazla Meksika takımlarından oyuncu varsa daha hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Bonuslar diyelim. Şu an oyuncu bonusu 1.0 diyor. Ben ücretsiz Meksika top açmaklarının hepsini açmamış da olabilirim. Şimdi buradan otomatik dediğimizde 2.4'e kadar yükseldi. Sağ altta yazan. Bunu daha da yükseltmemiz gerekiyor ama olmadı marketten. Futbolcular satın alabiliriz 3000-4000 GP'ye. Buradan Şampiyonlar Ligi Player of the Week top açma hakkını elde ediyoruz. Çok güzel oldu çünkü orada süper futbolcular var. Buradan 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik arkadaşlar. Bir tane fazla 50 futbol parası kazanmış oluyoruz. Bir de Japon etkinliği geldi. Bundan da normal lig maçlarından gelen Player of the Week'ten top açma hakkı. Japon liginden ne kadar çok oyuncumuz varsa daha hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Bununla alakalı bir de 50 futbol paralık yine etkinlik geldi. Bu hafta biraz daha fazla e-futbol parası kazanmış oluyoruz. Normalde 50 futbol paralık etkinlik bekleniyordu. Ekstra bir de Meksika Ligi etkinliği geldi. Şimdi paketlere bakalım. Ben Olivier Giroud'u çok merak ediyordum. Olivier Giroud'u farklı bir şekilde getirmiş Konami. Kalede de oynayabiliyor. Şimdi baktığımızda epik paket geldi. 100 futbolcu içerisinde kaç tane renkli kart var? 2 tane epik Japon futbolcuyu görüyoruz. Birkaç tane de şöyle değişik kartlar görünüyor. Japonlar açıyordur galiba buradan açalım. Şimdi nereden başlayalım? Biz Olivier Giroud'dan başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'dan da Sanchez bulunuyor. Orada beklenen çoğu futbolcuyu getirmiş Konami. Burada Martinelli, Vitinha sürpriz oldu. Güzel de oldu. İkisi önemli futbolcu. Koman. Abi şeye bakalım. Olivier Giroud. Şimdi elinde top var. Kaleci kartıyla gelmesini beklerken santrafor kartıyla getirdi Konami. Ama şöyle bir şey yaptı. Kalede de en yüksek haliyle oynayabilir. Oynayabilir ama şöyle bir şey. Kalecilik özelliği çok iyi değil. Hemen göstereyim. Şurada. Farkındalığı 73. Hadi kadromuzda 2 seviye alsa 75. Ama refleksi iyi olacaktır. 2 seviye attığını düşünsek 79. Çıkarırsak ne deriz arkadaşlar? Challenge amaçlı. Belki de bu hafta çıkaran birçok kişi kaleye Olivier Giroud'u eğlence amaçlı alabilir. Şimdi buraya baktığımızda Sterling'in gelmesi güzel oldu ama seviyesi biraz düşük olmuş. Şöyle bakalım seviyelere. McTominay santrafor olarak getirmişler. Kurnaz oyun tarzına sahip, çok ilginç. Süper yedeği de olacaktır. Evet, oyuna sonradan girdi, goller attı. Martinelli sol açık olarak geldi. Sol kanatta kullanabiliyoruz. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Vitinha da gayet güzel oldu. Paris Saint-Germain'den Vitinha'yı tercih etmişler. Pasları falan güzel. Defansı çok iyi değil. Hızlanma değerleri böyle. Oyun tarzı neydi? Bir de oyun tarzına baksak. Tam ortası. Ayağından iyi topu çıkarabilir. Koman sağda solda kullanabiliriz. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Önemli bir isim Koman. Eğer kanat futbolcusu arıyorsak, elimizde de yoksa kullanabileceğimiz iş yapan isimlerden. Lino var sol bek ama öyle bir sol bek ki santraforda bile oynayabiliyor. Göbekte sol kanatta sol açıkta. İnanılmaz bir şey. Keşke pasları da daha iyi olsaydı. Yani bek futbolcusu orta yapacağız. Ama bitiriciliği 79. Bir bek için harika. Ofansif farkındalığı nasıl? 79 süper. Hücum gücü çok iyi. Defansif özellikleri de abi bek için normal diyelim. Hızlanma da var. Çok ilginç bir bek futbolcusu. Becerileri de bunlar. Çıkarırsak formda geldiği haftalarda kullanabiliriz. McTominay santrafor olarak geliyor. Geliyor ama şimdi bir bakalım özelliklerine. Ofansif farkındalığı 80. Pasları da var. Bitirici de 83. Santrafor'da belki kullanmayabiliriz. Belki de kullanabiliriz. Çok ilginç bir oyuncu olacak. Agresiflik, defansif katılım falan da çok yüksek.
Hızlı birisi değil kendisi. Burada Sterling çok önemli bir isim. Bir başka sol bek Paris'i yüksekten pası nasıl 81 ama falsosu çok düşük. Hızlanma bayağı iyi. Normal bir sol bek. Burada beklenen stoperlerden bir tanesiydi. Sol bekte de kullanabiliyoruz kendisini. Özelliklerine bakalım. Agresiflik, defansif katılım düşük. Diğer iki beceri özelliği iyi. Uf, hızlanma ne kadar düşük. 58 hızlanma değerine sahip. Kaleci beklenen bir kaleciydi. Aubameyang'ı da Konemi getirdi. Kaç yaşına geldi Aubameyang? 34. Eskiden ne hızlıydı. PES zamanında çok etkiliydi Aubameyang. Bitiriciliği 87 ya da güzel. Kadromuzda da artacak. 90 hız, 84 hızlanma. Formda geldiği zamanlar kullanılabilir diyeceğim ama form durumu istikrarsız olmuş. Şimdi daha önemli bir paket var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi paketi. Burada beklenen isimler geldi ve seviyeler çok yüksek. Vinicius Junior'ı santraf olarak getirdi Konemi. Çünkü Real Madrid 4-3-1-2 dizilişiyle oynuyor genelde. Ve santraforda Vinicius Junior'ı kullanıyor. Sakatlığını da atlattı kendisi. Fırsatçı golcü olarak geldi Vinicius Junior. Süper oldu bu. Sol kanat, sol açık, santraforda en yüksek haliyle oynayabilmekte. Çok güzel de yapay zeka oyun tarzları var. Özellikleri de harika. Vinicius Junior'ın her kartı birbirinden güzel. Ama tabii yüksekten pası falan kötü. Orta amaçlı düşünürsek kanat futbolcusun o sıkıntı. Ama bitiriciliği çok iyi. Hızlı, çabuk, çalımları da var. Hani içeri kat edip gol atmayı seviyorsak ya da santraforda oynatsak ofansif farkındalığı bitiriciliği iyi. Kafa diye de düşük. Ayağı iyi olacaktır. Hızlı da olacak. Mbappe gibi bir oyuncu oldu şimdi bu. Santrafor'da kullanırız. Açıkta kullanırız. Çok ilginç bir karta sahip. Ve birçok becerisi var. Gelirse Santrafor'da denemek lazım. Barella önemli bir göbek futbolcusu. Tam orta saha. İki yönlü oynar. Yapay zeka oyun tarzları. Pasları var. Bakıldığında defansif özellikleri de gayet güzel. Hem pası var, top ayağından çıkarabiliyor, hem savunması var. Hızlanma değerleri de normal. Güzel bir orta saha futbolcusu. Ter Stegen çok fazla geldi Ter Stegen. Belki çıkarmış olabiliriz. Eğer elimizde yoksa güzel bir kaleci. Hücumcu kaleci. Kalecilik özelliklerine bakalım. Farkındalığı, refleksi çok yüksek. Yakalaması bir 80. Zıplaması 73 bu kartında. 3 tane de kalecilik becerisi var. Foden ofansif orta saha olarak geliyor. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzıyla. Santrafor Vahit Konami tercih etmiş. 20 yaşında. Çok genç. Fırsatçı golcü. 85 ofansif farkındalığı var ama bitiriciliği çok güzel. 92. Hız hızlanma bu değerlerde fiziksel temas 74. Stoper Zubeldia. 26 yaşında oyun kurucu. Bu stoper futbolcusunu defansif orta sahada göbekte kullanabiliyoruz. Pasları nasıl? Gayet güzel. Savunması nasıl? Bu şekilde. Hızlanma böyle. Şimdi burada Müller de tercih edilmiş Bayern Münih'ten. Boşluk kolayan oyuncu oyun tarzına sahip kendisi. Ve Sanchez, Galatasaray'dan Sanchez. İki tane asist yapmıştı. Oyun kurucu. Defansif özelliklerine bakalım. Agresifliği çok yüksek. İkili mücadele değeri çok yüksek. Sonra hızlanma nasıl? Sanchez hızlı. Yani her kartında hız değeri iyi. 80 hızı var. Hızlanması 75, zıplama 83, fiziksel temas 85, kafa, dengeli pas, top kesme, kayrak müdahale, akrobatik uzaklaştırma. Burada oyunun, biz geçen denemiştik ya arkadaşlar, çok uzun boylu bir sol bek futbolcusunu. Newcastle United'ın sol bek futbolcusu Burn. Marketten 32.000 GP almıştık ama stoperde oynatmıştık. 2 metre 1 santim boyunda. Bu sefer kartı yüksek seviyeli. Gelirse yine deneriz biz. Savunmacı bek. Yapay zeka oyun tarzları hiç yok ne yazık ki. Alçaktan pası, yüksekten pası bu değerlerde ama stoperde de belki düşünebiliriz. O kadar uzun boylu ki. Defansif farkındalığı 79. Defansif özellikleri bu şekilde. Keşke daha iyi olsaydı. Ama bu adamın dengesi çok kötü. Zor kontrol ediyoruz zaten. Sağına sola dönmekte çok zorlanıyor. Sıkıntı. Ya yani stoperde yine bizi oynatmayalım bunu. Ben oynattım, çok sıkıntı yaşadım. Kapanan bir savunma hattımız olsa olabilir. Sağdan soldan orta yapıldığında boylu bir futbolcu ama birazcık açık alanda oynuyorsak, ileride oynuyorsak çok sıkıntı yaşatıyor bize. Bruma haftanın golünü atmıştı kendisi. Önemli bir kanat futbolcusu. Top sürme değeri çok iyi. Şut gücünü nasıl yaptılar acaba?
Ya biraz daha yüksek yapsalar mı? Şut gücü çok az olmuş. Hızlı top sürebilen bir kanat futbolcusu. Bazı çalım becerileri de var. Ve sol açık Pedro. 36 yaşına geldi kendisi. Hala üst düzeyde oynamakta. Sağda solda birçok farklı yerde oynayabiliyor. Birçok özelliği iyi seviyelerde. Pası var, bitiriciliği var, top kontrolü, top sürme değerleri iyi. Hep böyle bazı önemli becerileri 80 ve üzerinde kendisinin. Yani güzel futbolcular var. Buradan bir tane bedava top açma hakkını etkinlikten elde edebiliyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan da kazanabiliyoruz. Ha bugün başka gelen bir şey yok. Bu bugün mü geldi acaba? Belki de bugün gelmiş olabilir arkadaşlar ama pek top açılımı gerçekleştirilmeyecektir. Fakat bir tane top açma hakkı veriyor Meksika'dan. Acaba buradan mı veriyorlar? Bir daha bir kontrol edelim. Etkinliklerde şu etkinlikten. Apertura 2023 bileti. O pakette bu aynı isimle mi? Bir bakalım. Yok. Herhalde değilmiş arkadaşlar. Bir kontrol ettik ama değil galiba. Oynayıp yine bir kontrol etmek lazım. Normal kartlardan verebilirler. Başka var mı? Şimdi benim bunları kesinlikle açmam gerekiyor şundan dolayı. Buradaki futbolcular tabii etkinlik puanı falan bize vermekte Meksika etkinliklerinde. Japon adaylı sözleşmelerini Japon tarafından kullanırsak Japon Ligi etkinliklerinde daha fazla etkinlik puanı kazanırız. Onlar için değerlendirebiliriz ya da Meksika adaylı sözleşmelerinden iyi futbolcu da 3 yıldızlı futbolcu alarak etkinlikleri hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Bir de şeye bakalım. Şu tarafta ha, tam yeni bir etkinlik var mı diye. Burada bir etkinliğimiz var fakat bu geçen hafta gelen etkinlikti galiba. Burada çok fazla şart var arkadaşlar. 7 puan hedefleyeceğiz. Bu aşamayı geçtikten sonra hadi bir diğerleri yine biraz daha iyi. Ama normal kart futbolcular. Belki öyle Benzema Neymar için öyle bir şansımı deneyeyim diyorsanız oynayabilirsiniz ama normal kart futbolcular içerisinden top açılımı vermekte. Bugün gelenler şimdilik bunlar arkadaşlar. Fakat dizilişler değişti. Dikkat çeken dizilişler varsa onlara bakacağız. Henüz daha açıklanmadı. Pazartesi gelecekler de açıklanacak. Bundan sonraki videolarımızda o bilgilerle karşınızda olmaya çalışacağım. Sizlere yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.